Muradiye Mahalle Muhtarı'yım. 10 yıldan beri bu görevi yapmaktayım. Bu baraj Söve Barajı'ndan aktarma boruyla bizim topraklarımızın içine giren bir baraj. Bu baraj 80'li tarihlerde, 90'lı tarihlerde yapılan projelerle zamanın Ümiteli'den olan Erol ve Enver Bey, Devlet Su İşleri Müdürü, bunları böyle uygun görüp adını da Ümiteli Barajı yapmışlar. Fakat bu baraj bizim topraklarımız için olduğu için halk bunu adını ve barajın kullanım alanının eşit olması şartıyla kabul ettiler. Biz de bugünkü görevde olan Devlet Su İşleri Müdürü Nazmi Bey ve Feyzullah Bey, il başkanı, büyükşehir belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla gittik. Bu durumu bunlara anlattık ve barajın 7 trilyon 300 milyar lira parasını çıkarttırdık. Barajımızın inşaat halinde bu Ağustos ayında bitecek. Adının da dilekçelerini Ankara'ya genel müdürler falan yazdık. 15 Temmuz Şehitler Barajı olarak geçecek. Bu barajdan Muradiye köyü olarak yarısını biz, yarısını da Ümideviler kullanacak. Fakat bu barajın yükü bizim köyümüzün üstünde, mahallemizin üstünde. Neden? Yarın burada kenarların telle çevrilmezse hayvanlarımız gidecek, çocuklarımız gidecek. Tabii faydası olduğu kadar zararları da gelecek. Ama buradaki zamanın bölge müdürlerinin yaptığı hatalardan dolayı halkımız kırgın. Biz de bunu düzeltmek için elimizden geleni yaptık. Barajın adını 15 Temmuz Şehitler Barajı olarak girişimde bulunduk ve değişecek. Şu an Ümideli Barajı geçmesinin sebebi de devletimizden, hükümetimizden Ümideli Barajı olarak paranın çıktığı için, yatırım ona göre olduğu için şu an ismi Ümideli Barajı olarak geçmektedir. Fakat yapılan müdahalelerle, şeylerle, dilekçelerle adı 15 Temmuz Şehitler Barajı olacak. İnşallah ki mahallemizin su değerli, hava iklimi iyi bir şekilde olacak. Mahallemizde şu an Mürvetler Deresi'nden gelip Çamlı'dan bizim topraklarımızdan Ilıca'ya doğru geçen bir toplulaştırma sulama kanalı var. Bu da bizim mahallemizin 19 bin dönüm arazisi var. Bunun 9 bin dönümü sulamada. Bu sulama gelince bu da bu sene yürürlüğe girecek. Bu sulamayla beraber mahallemizin çiftçileri yani hem kışlık hem yazlık ekebilecekler. Bir iki ürün ekip ona göre kazanç sağlayabilecekler. Aynı anda mahallemizde hızlı gelmekte olan yatırımlardan Büyükşehir Belediye Başkanımızın, İlçe Başkanımızın yardımıyla bir tane halı sahamız olmakta. 4 tane arıtma var. Otobüs gelmekte. Mahallemizin biz şey olarak, yerleşik olarak bütün şeylere yolları bağlı olması, mesela Manyas'a yakın olması, Karacabey'e, Bandırma'ya, Surla, kitle bir noktada. Hayvancılık çok iyi bir şekilde devam etmekte. Yani